Selam arkadaşlar, ben Nalan Onur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir konseptle buluşmak istiyorum. Yani değişik bir konsept derken hani böyle çok da önemli bir değişiklik değil. Sonuçta sohbet videosu olacak. İlk defa herhalde kanalımda böyle bu tarz bir video olacak. Çünkü genelde ya kitap alışverişi ya kitap videosu, yorum videosu ya da işte denediğim farklı ürünleri sizlerle paylaştım. Bu sefer de sizinle bir sohbet videosu paylaşmak istedim. Konumuz ne mi? Konumuz tiryakilik. Yani şimdi önümde fincanlar var. Bu fincanlar benim için manevi değeri çok yüksek. Çünkü fincanlar rahmetli anneannemden kalma fincanlar. Tahminimce en az 55-60 yıllık oldukları rivayet ediliyor annemlerden dolayı. Ve anneannemden sonra iki tanesini hatıra olarak kendime saklamak istedim. Ve benim için çok kıymetli. Bir gün kızlarımla ya da eşimle bunlarla güzel kahveler, köpüklü kahveler yapıp içeceğimizi düşünüyorum. Ve sizlerle tiryakilik hakkında konuşurken de onların bana eşlik etmesini istedim. Ama içleri boş. İçlerin neden boş olduğunu şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bilmiyorum sizler neyi tiryakisiniz. Lütfen yorumlar kısmına en çok neyi sevdiğinizi, neyin eksikliğini sizi mutsuz ettiğini benimle paylaşın ve yazın lütfen. Ben uzun yıllar neyin tiryakisi olduğumu düşündüm ve baktım ben hiçbir şeyin tiryakisi değilim aslında. Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda özellikle kahve, özellikle Türk kahvesi acayip popüler. Her sosyal medyada, işte Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da, her türlü mecrada, sosyal mecrada kahveler sürekli eşlik ediyor işte konulara, sohbetlere. Bazen kahvenin yanında bir kitap kahveye eşlik ediyor. İşte fotoğraflar çekiliyor, sosyal medyaya yükleniyor. İşte bazen elimizde tutuyoruz, işte bir manzaraya karşı kahvemizi tutuyoruz. Orada o fotoğrafı sosyal medyada paylaşıyoruz. Ve kahve bu şekilde bir aslında popüler kültürün bir parçası haline gelmiş oluyor. Oysa ki bizim toplumumuzda bence kahve ve çay özellikle uzun zamandır yani zaten biz var olduğumuzdan beri hep yerini korumuştur. Belki önceden kahveye işte kitap eşlik etmiyordu, yanında bir manzara eşlik etmiyordu ama evimize gelen misafirlere, hepimiz bu toplumda yaşayan insanlarız, biliyorsunuz ki işte konuğun değerine göre ya da işte konuğun kalacağı süreye göre, bizim için kıymetine göre çay ya da kahve içirmeden kesinlikle gelen konuklarımızı biliyorsunuz ki evimizden göndermiyoruz. Mutlaka hiçbir şey yapamazsak en azından hemen kısa bir kahve yapıp onlara ikram ediyoruz. Son zamanlarda Nescafe hayatımıza girdi. Ben biraz daha onu daha çok sevdiğimi fark ediyorum. Çünkü ben böyle biraz tiryakiliğe uzak bir insanım. Hiçbir zaman hayatım boyunca işte ay kahve içmedim bugün de, ah başım tuttu, başım çok ağrıyor, ay sabah oldu, işte bir çay demlemeden kendime gelemiyorum, bir demlik çay içmeden işte güne başlayamıyorum falan diyen bir insan hayatım boyunca olmadım. Bunun eksikliğini hissettim mi? Açıkçası söylemek gerekirse hissettim. Şimdi herkes bir yere oturuyor. Ay ben bugünkü kahvemi içmedim. Ay iç kahvemi içeyim diyor. Ben de onlara uyum sağlayayım diye ben de bir kahve içeyim. Ama inanın ki zevk almıyorum. Yani çok hoşlanmıyorum kahve içmekten. Ama bir kere birisi bana demişti ki hala içimde ukdede, bak hala size anlatıyorum. Ya sen işte çok fazla çay içmediğin için, çok fazla kahve içmediğin için seninle sohbet de çok zevk almıyorum gibi bir şey ima etti bana. Böyle içimde ukde kalmıştır. Yani kahve içmeyenin sohbeti çekilmez mi diye düşünmüştüm. Bak gayet de çekiliyor. Kahve içmiyoruz ama ben ne izlediğinizi biliyorum. Şimdi sonra ben uzun yıllar düşündüm. Acaba dedim ben neyin tiryakisiyim? Şimdi tiryaki Türk Dil Kurumu'nun açıklamasına göre bakarsanız işte çay ve kahve gibi ya da tütün mamulleri gibi bir şeye aşırı zaafı olan insanlara tiryaki deniyormuş. Yani zevk veren, işte keyif aldıran bir maddeye aşırı düşkünlüğü olan kişilere o maddenin tiryakisi deniyormuş. Şimdi ben hiçbir şeyin tiryakisi olmadım. Kahvenin de olmadım, çayın da olmadım, tütün mamullerinin de olmadım. Ya ben hiçbir şeyin tiryakisi değilim kısacası. Acaba diyorum ki çikolatanın tiryakisi olunabiliyor mu? Çünkü ben beyaz çikolata tiryakisiyim diye düşünüyorum. Ha o da hep kilo problemi yaşadığım için hayatım boyunca o tiryakiliğini hep böyle
ötelemek zorundayım. İşte bugün yemeğim de haftada bir yiyeyim, ayda bir yiyeyim falan diye böyle hep öteliyorum. Onu da çok da tiryakisi değilim galiba anlattığım kadarıyla size. Ve sonra bir gün düşünürken ben neyin tiryakisi olduğumu buldum. Ben belki çayın kahvenin tiryakisi değilim ama çayın kahvenin yanında yapılan sohbetin tiryakisiyim galiba. Bayılıyorum. O kahveler hazırlanıyor ya da çaylar hazırlanıyor ve sizi gerçekten sevdiğine inandığınız insanlarla, dostlarınızla, akrabalarınızla, kızlarınızla, hepiniz böyle bir ortamda, onlar belki çok keyif alıyor, ben o kadar keyif almadığım için. Ama onların o keyif alışı beni çok mutlu ediyor. Onlar öyle kahvelerini öpürdetirken benimle sohbet ediyorlar ya, iki kıymet yapıyoruz. Bu da aramızda kalsın. Güzel oluyor, ben seviyorum. Yani kahvenin o insanları benimle sohbete motive ettiğini fark ediyorum. O yüzden ben de çaktırmadan onlara eşlik ediyorum. Dediğim gibi hani çok bayılmasam da o sohbetin hatırına ben o kahveyi, çayı içiyorum. Ben de yeşil çay içiyorum bazen. Bazen melisa içiyorum. İşte papatya içiyorum. Onlara uyum sağlıyorum. Ve tiryakilik deyince demek ki diyorum her şeyin tiryakisi olabiliyor bazen insan. Demek ki ben de bu kahve ortamlarında yapılan sohbetin, muhabbetin tiryakisi olduğumu fark ettim. Ve bu da beni motive etti. Demek ki dedim yani o hani bana söyleyen birisi vardı ya işte sen çay içmediğin için kahve içmediğin için işte sohbette edilemiyormuş gibi hissediyorsun ya ki bence hiç de öyle değil. Ben de gayet güzel içmeden de insanlara sohbette eşlik edebiliyorum. Ve bu kahvenin aslında bence tadını veren şeyin o yanında size eşlik eden kişiler olduğuna inanıyorum. Şimdi bir yazı okumuştum, mutlaka okuyanlarınız vardır aranızda. Yazıda yazıyordu ki, kahve yalnızlık, çay kalabalık sever. Aslına bakarsanız kalabalık sofralarda o içilen çayın tadı ne kadar güzeldir değil mi? Bardaklar dolar, boşalır, işte birisi sürekli bir tartışma çıkar. İşte sen, geçen sefer ben koymuştum, sen koy çayı. Gerçekten de çayın aslında kalabalık sofralara yakıştığını o yazıyı okuduktan sonra fark ettim. Böyle kalabalık aile işte kahvaltıları yapıldığı zaman uzun uzun böyle sohbet edilerek kahvaltının sabahtan başlayıp öğlen vakitlerine kadar uzadığı zamanlarda çay ne kadar müthiş oluyor. Ne kadar müthiş bir bağlayıcılığı, bizim toplumumuzu böyle birleştirme görevi gördüğünü fark ettim. Kahve biraz daha hayal birebir olduğunu görüyorum. Kahvede mesela bir dost, bir kahve, bir fincan kahvenin yeterli olabildiğini gördüm. Dediğim gibi ben hiçbir şeyin maalesef tiryakisi olamadım hayatım boyunca. Ama çok güzel kahvelerin yanında sohbetimle eşlik edebildiğimi fark ettim. Ve bu beni çok mutlu etti. Kahve sohbetlerinde aranan insan olmaktan dolayı da çok mutlu oluyorum. Arkadaşlarım işte hadi kahve içelim dedikleri zaman akıllarına benim de geldiğimi görmek beni çok mutlu ediyor. Çok merak ediyorum sizler nelerin tiryakisisiniz? Lütfen ama inşallah hiçbiriniz tütün mamullerinin tiryakisi değilsinizdir umarım. Bir güzel dostla içilen kahvenin ya da işte kalabalık bir aileyle içilen çayın tiryakisisinizdir. Ya da benim gibi bunların yanında yapılan sohbetin tiryakisisinizdir. Ben bu tarz kalabalık ortamları, aile ortamlarını, arkadaşlarımı çok seviyorum. Bir sıkıntımı olduğu zaman arayacağım işte bir tane dostumun ya da bir ailemden bir sevdiğim, gerçekten beni kayıtsız şartsız sevdiğine inandığım birinin var olduğunu bilmek beni çok mutlu ediyor. Umarım sizin hayatınızda da kahvenize eşlik eden dostlarınız vardır. Ya da işte kalabalık çay sofralarında size eşlik eden, sizi gerçekten kayıtsız şartsız seven aileniz vardır. Ve bunun mutluluğunu yaşıyorsunuzdur. Hiçbir şeyiniz yoksa açın YouTube'u, gelin benim sohbetimi dinleyin ya da işte benimle yorumlarda bu kahveyle ilgili, çayla ilgili fikrinizi lütfen benimle paylaşın. Ben sohbet etmeyi dediğim gibi çok sevdiğim için benim için çaymış, kahveymiş onların yanında bir eşlikçi. Demek ki ben iyi bir dostla, beni gerçekten sevdiğine inandığım insanlarla muhabbetin tiryakisiymişim. Bence en zararsız tiryakilik de bu olabilir galiba.
en azından kalbiniz ferahlıyor, içiniz ferahlıyor. İki derdinizi paylaşıyorsunuz ya da iki mutluluğunuzu paylaşıyorsunuz ve güzel vakit geçiriyorsunuz. Galiba en zararsız tiryakiliklerden birisi. Dediğim gibi bir tiryakilik de ufak böyle ucundan dediğim gibi çikolata olabilir. O da arada işte mağaza görebiliyoruz kendimizi. Ama lütfen yorumlarda sizlerle nelerin tiryakisi olduğunuzu benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Benim bugün kanalımda ilk defa böyle bir sohbet videosu paylaşmak istedim sizlerle. Umarım beğenir ve seversiniz. Genelde kitap alışveriş videosu seviliyor kanalda ama belki sohbete ihtiyacı olan ya da sohbet etmek isteyen ya da bir tiryakilikle ilgili bir şeyler dinlemek isteyen birilerinin dikkatini çekerim diye düşünüyorum. Benim bugün sizlerle paylaşmak istediğim video tiryakilik üzerineydi. Eğer severseniz bu tarz videoları çekmeye de devam ederim. Umarım hoşlanırsınız ve bu tarz sohbet videolarında sizlerle tekrar buluşuruz. Beni buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.